Sayın Yücel merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. En başta sorayım, en sonunda soracağım. Urla kayyımı bu arazi meselesinden gitmiş gibi mi görünüyor? Nedir bu olaydaki gerçekler? Efendim, şimdi biz kayyumun ve aynı zamanda kaymakamın neden görevden alındığı konusunu araştırıyoruz, inceliyoruz. Aslında tabii bu olay da görevden alınma sebeplerinden bir tanesi olabilir. Çünkü Urla'da Orman Bölge Şefliği'nin çalışanları tarafından bu 2B arazilerinin 2B uygulamalarıyla ilgili bir takım yolsuzluklar ve usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Sizin de haberinizin başında ifade ettiğiniz gibi bu soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Yani burada belki kayyumu ya da belediye başkan vekilini ilgilendiren bir konu olmayabilir ama kaymakamı doğrudan doğruya ilgilendiren bir konu var. Dolayısıyla görevden alınmasının sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Diğer yandan biz tabii bir süredir bunu izliyoruz. Yani neticede Urla'da seçilmiş %67,5 oy oranıyla seçilmiş bir belediye başkanımız vardı. Belediye başkanımız FETÖ iltisakı iddiasıyla tutuklandı, yargılandı, hüküm giydi ama şu anda davası İstinaf Mahkemesi'nde, Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakkındaki mahkeme kararı henüz kesinleşmedi. Şimdi normalde işlemesi gereken yasal süreç burada belediye başkan vekilinin meclis içerisinden seçilmesi. Daha düne kadar, 2-3 sene öncesine kadar yasal düzenleme bu şekildeydi. Ama 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yapılan, çıkarılan bir kanun hükmünde kararname, ardından bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması sonucunda bu terör bağlantısı ya da terör iddiası olduğunda kayyum uygulamasının yapılmasına bir olanak sağladı. Bu tabii bütün demokratik teamüllere aykırı. Neticede başından beri yanlıştı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna gerekli tepkiyi gösterdik, gerekli açıklamalarımızı yaptık. Seçmenin iradesine vurulmuş bir darbe olduğunu söyledik. Kayyum değişikliği olacak ise bunun yine meclis içerisinden yapılacak seçimle belirlenmesi gerekirdi. Kayyumun ve kaymakamın değişmesi ya da görevden alınmasının sebeplerinden bir tanesi bize gelen bilgiler doğrultusunda. Bu tabii teyide muhtaç bir konu ama bir süredir kayyum olarak atanan Urla kaymakamının AKP'nin hatırlı abilerinin taleplerini yerine getirmemesiyle ilgili rahatsızlıklar olduğu ve kendisinin İçişleri Bakanı'na, bizzat İçişleri Bakanı'na birden fazla şikayet edildiğini biz biliyoruz. Ne kadar zamandır biliyorsunuz diyeceksiniz. Yani yaklaşık 4 aydır, 5 aydır bu konuda bize somut bilgiler geliyor. Belli kişilerin, belli kesimlerin talepleri oluyor ve neticede kaymakamlık görevi ayrı biliyorsunuz. Tabii. Belediye başkan vekilliği görevi ayrı. Belediye başkan vekilliği görevi nedeniyle yapılacak bir takım tasarruflar, bunu ama rant olarak algılayın, ama başka bir şekilde algılayın, ama belli kişilere istihdam sağlanması olarak algılayın. Bu tarz taleplerin Önder Can tarafından yerine getirilmediğinden dolayı Ankara'ya şikayet edildiğini biz biliyoruz. Tabii bu Orman Bölge Şefliği'nde yapılan 2B arazileriyle ilgili usulsüzlük, yolsuzluk, kaymakam ya da kayyum bu işin neresindedir bilemiyorum. Biz bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak bir komisyon kurduk. Üç arkadaşımızı görevlendirdik. Zaten orada ilçe başkanımızdan, meclis üyelerimizden gerekli araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Bu yapılan çalışma ve araştırma sonucunda edindiğimiz bilgileri, kanaati, o kanaat oluştuğu zaman biz kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bizim her şeyden önce önceliğimiz burada demokrasinin gereklerinin uygulanması, hukukun gereklerinin uygulanması, hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan bir kişi, evet, bakanlığın tasarrufuyla görevden uzaklaştırılabilir. Bu geçmişte de yapılıyordu, bugün de yapılıyor ama 2-3 sene öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bir kayyum uygulaması, böyle bir hakkındaki yargılama nedeniyle, soruşturma nedeniyle bir kayyum uygulaması yoktu. Buna son verilmesi için
demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde biz mücadelemize devam edeceğiz. Peki. Sayın Yücel, çok teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığınız için.